Demin Akın Birdal'a sordum. Aynı şeyi size de sormak istiyorum. Sahada aldığınız tepkileri. Çünkü Akın Bey şunu söyledi. DEM Parti'nin kendi adayı çıkarmasının tabanda büyük bir sevinç yarattığını söyledi. Siz de benzer örnekleri yaşadığınız ilginç örnekler var mı? Akın Bey'in söylediği doğru. Çok uzun bir süredir yerel yönetimler noktasında İzmir'de DEM Parti ve öncesi HDP aday çıkarmamıştı. CHP ile bir şekilde o kent uzlaşısını o dönem itibariyle sağlamışlardı. Ancak bu dönem özellikle yürütülen politikalar itibariyle, genel politikalar itibariyle bizim tabanımızda müthiş bir kırılma yaşandı. O kırılma da bu yerel seçimlerde, 2024 yerel seçimlerinde özellikle yerel olması sebebiyle de insanların sandığa gitmemesi noktasında bir eğilimi vardı. Kişisel olarak ben şunu söyleyeyim, mesela ben de sadece sandığa gidecektim ama yaşadığım mahallenin muhtarlığı için bir oy vermeyi hedefliyordum. Şimdi aday olunca elbette ki çalışıp kendimize oy vereceğiz biz. Sahada çok çok olumlu tepkiler alıyoruz. Müthiş bir coşku var. Biraz önce 8 Mart buluşmasını yaptım Çiğli'de. Müthiş bir kalabalık vardı ve insanlar, kadınlar coşkulu. Özellikle de belediyeleri kadınlara ve ötekilere açacağımız için bugüne kadar belediyenin kapısından içeri girmeyen herkese belediyeyi açmayı hedefliyoruz. Bu sebeple de yani bizleri kendilerinden gördükleri için, bizler onları ifade ettiğimiz için, onları temsil ettiğimiz için müthiş derecede bir coşku, sahada coşku görüyorum. Akın Bey'e geldiği gibi işte çocuklarının iş ihtiyacını, istihdam ihtiyacını dile getiren telefonlar ben başvuruyorlar, iş istiyorlar bizden. O yüzden de gerçekten insanlar katılımcı, çoğulcu bir yerel yönetimde yaşamayı özlemişler. Hani İzmir'in bu hoşgörüsü, bu havasına rağmen yine de böyle şeyden uzak, halktan uzak bir yönetim tarzı var. Her ne kadar işte Tunsoy çok halk içerisinde olsa bile, fakat yine de bir halktan uzaktılar. Şimdi biz halkla birlikte iç içe bir yönetim öneriyoruz. Bu yüzden de İzmirlilerin bizim bu özlemimize karşı durmalarının mümkün olmayacağına inanıyorum. Gelin hep birlikte yönetelim diyoruz. Hani bundan daha güzel bir ideal olur mu? İzmir'in o hoşgörüsüne uygun bir yönetim tarzı uyguluyoruz ve şeffaf bir yönetim tarzı uyguluyoruz. Sizin kaynaklarınızı sizin için harcayalım diyoruz. O yüzden de bizi tercih etmeleri için çok sebepleri var. Peki şeyi sorsam, rakibiniz kim? Yani biz kazanmak için yola çıktık. Ve çünkü hepsi aslında birbirine benziyorlar. Bizi farklı kılan işte bizim mor çizgilerimiz. Eş başkanlığımız var. Ekolojisiyle, kadın özgürlükçü hareketiyle. Yani bizim rakibimiz aslında sistem. Yani biz örneğin şimdi çok iddialıyız. Türkan arkadaşımızla beraber Diyarbakır kadar iddialıyız diyoruz İzmir için. Ve ben şimdi 20-25 derken arkadaşım 35'e çıkardı çıtayı. İzmir'in plakası 35 olunca aldığımız oyun yüzdesi İzmir'i kazanacağız demektir. Siz ne diyorsunuz? Mesela Hamza da AK Parti'yi öne çıkarmayan bir kampanya yürütüyor. Kendisini öne çıkartan bir kampanya yürütüyor. Bunun mesela bir karşılığı olabilir mi? Ya da mesela size yakın tabandan Hamza Dağ'a oy çıkar mı mesela? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani sonuçta Hamza Dağ'ın yürüttüğü, evet yani AKP'den bağımsız olarak bir Hamza Dağ olarak bir politika seçim stratejisi belirlemiş. Aynı şekilde ilçelerdeki adayları da o tarzda bir seçim politikası şey yapıyorlar. Ama bu işte 22 yıldır AKP'nin Türkiye'ye getirmiş olduğu yoksulluk, açlığın sonucu, kendi partileriyle, kendi logolarıyla seçime gidemediklerini gösteriyor. Yani çok büyük, müthiş bir gerçekliğe de aslında gerçekliği ortaya koyuyor. Şimdi Hamza'dan bu kente getirebileceği tek şey talancılık ve sömürü olduğu kanaatindeyim. İzmir hala diğer illere göre, İstanbul'a göre ve diğer illere göre kendi doğasını, kültürünü koruyabilen bir yer. O mozaiği koruyabilen bir yer. Ama Hamza Dağ'ın temsil ettiği siyasal anlayış buraya rantı getirecek, sömürüyü getirecek ve talanı getirecek.
Getirdiği projeleri takip etmişsinizdir. Biz de görüyoruz projelerini. Bu projelerin hepsi talana yönelik projeler. İzmir'in kültürünü, doğasını, ekolojisini, dokusunu tamamen ortadan kaldıracak bizim şiddetle karşı durduğumuz projeler. Elbette İzmir'in 21. yüzyıla uygun şekillenmesi gerektiği, altyapısının hazırlanması gerektiğine biz de inanıyoruz. Kronik hale gelen sorunlarının çözülmesi konusunda zaten iddialıyız. Hani trafikten tutun barınma hakkına kadar bütün alanlarda çözüm önerilerimiz var. Ama biz onlardan çok farklı bir paradigmaya sahibiz ve onlardan çok farklı bir anlayışa sahibiz. Biz İzmir'de İzmir'in talana ve sömürüye teslim edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Yani yerel yönetimleri kazanalım ya da kazanmayalım. Parti olarak biz bu anlayışın İzmir'de yer bulmaması için hak savunucuları olarak en azından mücadele etmeye devam edeceğiz. O yüzden Hamza Dağ'ın burada kazanma şansı olduğu kanaatinde değilim. Bizim tabanında Hamza Dağ'ı tercih edeceğini zannetmiyorum. Yani bir kısım oyları yani kendi kişisel şeyinden kaynaklı. Sonuçta Hamza Dağ da burada yaşamış bir insan. Onun getirdiği politikaya bir miktar teveccüh edebilirler. Fakat genel itibariyle AKP'nin yıkımını temsil eden bir anlayışın temsilcisi, yerel yönetimi ve İzmir'i kesinlikle AKP'ye teslim etmeyi düşünmüyoruz biz. Nasıl kapatalım Akın Birdal? Ne diyorsunuz? Yani şimdi İzmir gerçekten Aristoteles Ege'nin en güzel kenti olduğunu söylüyor. Tarihsel dokusuyla, ekolojisiyle, kültürel yapısıyla. İşte biz bu mirası tekrar açığa çıkarabilmeliyiz. Çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı. Birlikte yaşanılabilir, eşit ve özgür, kardeşçe yaşanılabilir. Ki ben 8 yıldır İzmir'deyim. Emin olun bütün farklılıklar, herkes birbirini biliyor ama birlikte yaşamayı içselleştirmiş bir kültüre sahip. İşte bu kültürü daha da geliştirmek istiyoruz. Ve umarım böyle bir hayalimizi gerçekleştiririz. Siz ne demek istersiniz? Ben dem gelir devran döner diyorum. Bütün yerel seçimleri değerlendiren araştırmacıların demin bu yerel seçimlerde bütün metropollerde dengeleri değiştireceği konusunda hazırlıklı olsunlar diyorum. Çok teşekkürler. Evet, DEM Parti'nin İzmir'deki Büyükşehir Belediye eş başkanları Türkan Aslan ve Akın Birdal'la konuştuk. Kendilerine çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.